Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grubun 27. haftasında oynanan Etimesgut Belediyespor Kardemir Karabükspor maçını 3 kadın hakem yönetmiş hocam. Bravo. Hakem Melis Özçiğdem'in yönettiği mücadelede yardımcılıkları Deybet Gök ve Sedef Aktan yaptı. Şimdi size onları tanıtmak istiyorum. Buyurunuz. Kadın olmak zaten başlı başına birçok alanda dahil olduğumuzu, erkeklere egemen çok bir şey kalmadığını göstermek benim için gurur verici. Erkek egemen spor dediğimiz futbolda da yer almak, ben zaten futbolda oynadım. Akabinde hakemliğe de geldim. Hep erkeklerle iç içeydik. Kadın istihdamının son zamanlarda fazlalaştığını da görüyorum. Bu da çok umut verici ve gurur verici benim için. 24 senedir hakemlik yapıyorum. Kadın olmak aslında çok güzel. Yani illa bütün sporlarda kadın olması çok güzel. Yani sadece futbol olarak değerlendirmemek lazım. Futbol oynamak ayrı bir zevk, hakemlik yapmak ayrı bir zevk. Kadınlarımız kendilerini geliştirsinler. Kesinlikle erkek egemenliğinin altında da kalmasınlar. Hiç kimseye de boyun eğmesinler. İlk karşılaştığımız soru kadın olarak ofsaytı biliyor musun? Ofsaytı anlat tarzı sorular oluyor. Kadınlar için çok duygusal diyorlar. Evet, duygusalız ama her zaman da başarılı olmayı biliyoruz. O yüzden sahada her zaman dik durmalıyız. Sadece biz kendimiz içimiz için değil, arkamızdan gelen kadın hakemler için de dik durmalıyız. Evet, kadınlar dik durmaya çalışıyorlar. Hayatın her yönünde, her yerinde, her meslek grubunda ellerinden geleni yapıyorlar ama kadına yönelik şiddete karşı dijital hak bilgilendirme çalışmaları yöneten Kadın Hakları Orgun, kadınlar haklarını arama motorunda arıyor başlıklı 2020 internet aramalarına baktığımızda 2020 yılı içinde şiddet gören 8000'e yakın kadın hakkını öğrenmek ya da yardım istemek için arama motoruna girerek alabileceği yardımları araştırdım. Ve buna göre Ocak-Aralık 2020 tarihleri arasında internet aramalarının içeriğindeki rapora göre şöyle bir sayı var. 7800 kadın yaşadıkları aile içi cinsel ve fiziksel şiddeti. Kocam beni ailesi yüzünden dövüyor. Eşim beni sürekli aşağılıyor. Kocam beni kemerle dövüyor gibi ifadelerle arama motoruna yazdı. Gerçekten hiç karşılaşmak istediğimiz konular değil bunlar. Aynı raporda koronavirüs sürecinde şiddetin arttığına ifade edildi. Rakamın gerçeği yansıttığını zannetmiyorum. Ben onunla başlayayım. Daha 7800, fazla olduğunu tabii düşünüyorsunuz. 7800 normalde basın kanalıyla bize yansıyanları kapsayacak kadar küçük bir rakam. Aslına bakarsanız çok daha fazlası vardır. Ya onlar aramıyorlar, çevreden yardım almaya çalışıyorlar. Ya da yardım almaya da çalışmıyorlar. Genellikle böyle oluyor. Burada sorumluluk düşen kesim erkek tarafı. Erkek tarafının bu hegemonik yapısını değiştirmesi gerekiyor. Yani bazı şeyler nedense eşleştirilmiş ama kadınların toplum içerisindeki yeri artıyor. Ha, kadın futbolcu sayısı %2 sadece şeklinde bir firmanın reklamları var. Yani bu ne kadar mantıklı bir reklam sloganıdır onu anlamış değilim. Konuyla itibariyle baktığınız zaman ama genel olarak toplumun içerisinde kadının alacağı görevler aslında karşılaştırılamayacak kadar eşit. Karşılaştırmanın bir anlamı yok. Erkeklerin bu fiziksel özelliklerinden dolayı uygulamayı düşündükleri, akıllarına geçirebildikleri, nasıl olur da yapabildikleri şeyi ki bunun bir de sadece fiziksel olmayıp sözlü olanı var. O da az buz değildir. Tabii ki hocam. Ezme, mobbing neyse. Her şey var. Psikolojik olanı var. Psikolojik var, ekonomik şiddet var. Tabii. İşte az önce izledik. Öğretmen işinin kartını almış 15 yıldır vermiyor. Kadının maaşını göremiyor. Nedir ama bir orada bir hak çıkmış. Şimdi kadın isterse her şey olur, bir umut meleğine.